Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği ahir zaman teknolojileri. Hz. Mehdi aleyhisselam ahir zamanın teknolojik imkanları vesilesiyle bütün dünyayı Kur'an ahlakı ve iman hakikatleri konusunda bilgilendirecektir. Adalet ve eşitlik gibi İmam Mehdi aleyhisselam bilgiyi bütün dünyaya yayacaktır. Biharül Envar, Cilt 36, Sayfa 253 İmam-ı Zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın inayeti sayesinde bilgi insanların kalplerine girecektir. Biharul Envar, cilt 53, sayfa 86. Mikyal al-Makarem, cilt 1, sayfa 236. Bu çağda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde insanlara mübarek Kur'an ve onun gerçekleri öğretilecektir. Biharul Envar, cilt 52, sayfa 339. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde hem dünyanın yapısı hem evren hakkında bilgilere ulaşılacak. Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanında insanlar yerin yedi katına da göğün yedi katına da ulaşmış olacaklar. Biharül Envar, Cilt 52, Sayfa 321 Hadiste Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde ulaşılacak bilgilere ve teknolojik gelişmelere dikkat çekilir son dönemde insanlar hem dünyanın derinliklerini hem de evrenin en uzak köşelerini araştıracak ve bilgi elde edebilecek teknolojiye sahip olmuşlardır. Yer kabuğunun katmanları ve mamanın yapısına kadar dünyanın içeriği hakkındaki bilgiler artık bilinmektedir. Atmosfer katmanlarının gaz içeriklerinden başka bir galaksideki yıldız sayısına kadar yüksek miktarda bilgiye de artık insanlar Allah'ın izniyle ulaşmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bilinmeyen bu ahir zaman gerçeklerinin Hz. Mehdi aleyhisselam zamanında öğrenilmiş olacağı 1400 yıl önce peygamberimiz tarafından bildirilmiştir. Hz. Mehdi aleyhisselam dünyadaki olaylarla ilgili bilgi elde ederken teknolojiden faydalanacak. Hz. Mehdi aleyhisselam için kainat avucunun içi kadar açık olacak. Biharül Envar Cilt 52 Sayfa 328 hadiste Hz. Mehdi'nin ahir zamandaki teknolojiden faydalanacağına işaret edilmektedir. Ahir zamanda evren hakkında çok geniş bilgi elde edilecektir. O zamana kadar bilinmeyen birçok şey ahir zamandaki gelişmelerle Allah'ın dilemesiyle öğrenilmiş olacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam da istediği herhangi bir bilgiye ulaşmak için veya dünyanın herhangi bir yerindeki biriyle iletişim kurmak için avuç içi bilgisayar teknolojisine başvuracaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tebliği birçok şehirdeki insanlar tarafından eş zamanlı olarak dinlenecektir. Aban bin Talip der ki, İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Ben kaimi, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı görür gibiyim. Her memlekette olanlar onun kendileriyle birlikte memleketlerinde olduğunu görecek. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağını açacak. Zamanın imamını tanıyalım.'' İmam Mehdi, Ali İrfan, sayfa 94. Hadiste Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın başka şehirlerde ve ülkelerde yaşayan insanların bile sanki kendi şehirlerindeymiş, yanlarındaymış gibi onu göreceklerini yani dönemin teknolojisiyle canlı televizyon, radyo ve internet yayınları aracılığıyla kendisini dinleyeceklerini de bildirmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi İslam ahlakını tüm dünyaya yayacak ve Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen sancak şerif de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ilk kez onun zamanında açılacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam zamanında elektronik haberleşme. Semadan bir münade çıkacak ve hak Ali Muhammed'indir. Yerden de bir münade çıkacak ve o da hak İsa'nın alindedir. Yani hak Hz. İsa'nın soyundadır şeklinde sesleneceklerdir. Abbas radıyallahu an bu konuyla ilgili olarak yerden gelen ses şeytandan, semadan gelen ses ise Allah'tandır buyurmuştur. Beklenen Mehdi'nin alametleri Ahmet İbni Hacer Mekki Heytemi Sayfa 53 Ahir zamanda televizyon, radyo, internet gibi radyo dalgalarıyla yayılan her türlü ses ve görüntü gökyüzünden elektronik dalgalar şeklinde yeryüzüne ulaşacak ve bu yolla insanlara hak Ali Muhammed'indir, yani Hz. Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundandır şeklinde bilgi yayılacak. Yeryüzündeki bütün insanlar bu ses ve görüntüyü duyup izleyecek. Yer altında faaliyet yapan ateist masonlar, ateist derin dünya devleti yani Deccal Komitesi tarafından yer altından yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgiler olacaktır. Hak İsa'nın alindedir. Yani Hak Hz. İsa'nın soyundadır şeklinde bilgi yayacaklardır. Hz. İsa Aleyhisselam'ın evlendiğini, çocuğu olduğunu, onun sülalesinin devam ettiğini ve zamanında onun soyundan kişilerin yaşadığını iddia edeceklerdir. Günümüzde masonların ortaya çıkarttığı kutsal kase iddiası bu konuyu işlemektedir. Bu hususun ahir zamanda bu şekilde zuhur etmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayrı bir mucizesidir. Kişiye sesinin konuşması Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye sesi ve pabucu konuşmadıkça ve ehlinin ne yaptığı ona bildirilmedikçe kıyamet kopmaz. İmam-ı Ölüm Kıyamet Diriliş Sayfa 471 Günümüzde yaygın olarak kullanılan kaset ve CD çalarlarla kişinin sesi kaydedilip sonra dinlenebilmektedir. Rivayette geçen kişiye sesi konuşması ifadesiyle bu cihazlar kastediliyor olabilir. Kişiye pabucu konuşmadıkça ifadesiyle de istihbarat uzmanlarının ayakkabılarına yerleştirdikleri dinleme cihazları akla gelir. Özellikle Soğuk Savaş döneminde Romanyalı istihbarat uzmanlarının geliştirdiği ayakkabı topuğuna yerleştirilen dinleme cihazları Batılı diplomatlar tarafından kullanılıyordu kişiye ehlinin ne yaptığı ona bildirilmedikçe ifadesi ise internet kameraları ve görüntülü telefonlarla uzak mesafelerde ailelerin, arkadaşların birbirleriyle iletişim kurup birbirlerinin ne yaptığından haberdar olmalarına işaret etmektedir. Ayakkabı topuğuna yerleştirilen ses alıcısı. Kişiye kamçısının ucu ayakkabısının bağı konuşmadıkça. Kişi zekatını kabul edecek kimseyi bulamayacak derecede bollanmadıkça Arap topraklarında nehirler ve dereler akmadıkça kıyamet kopmaz. Ahmet bin Hanbel, Müsnet, Tirmizi, Fiten 19 Okuduğumuz rivayette bildirilen ayakkabısının bağı konuşmadıkça ifadesiyle ayakkabılara yerleştirilen dinleme sisteminde ayakkabı bağının da anten görevi görmesine işaret etmektedir. Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça ifadesi ise yine günümüz teknolojisine ait kamçı gibi çoğu zaman elde taşınan antenli telsiz ve cep telefonlarına işaret ediliyor olabilir. Antenleri de kamçının ucu gibi olan antenli telsiz ve cep telefonlarıyla kişinin karşıdaki kişinin sesini duyması rivayette bildirilen kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça ifadesine birebir benzemektedir. Hz. Mehdi aleyhisselam internet, televizyon ve radyo yoluyla dünyanın dört bir yanında tanınacaktır. Ahir zamanda Hz. Mehdi aleyhisselamın namı ve şöhreti sürekli olarak yayılacaktır. Bunda internet, televizyon ve radyoların çok büyük etkisi olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hz. Mehdi aleyhisselamın şanının internette yayınlanan görüntü ve videolarla televizyon filmleri ve radyolar yoluyla yayılacağı şöyle haber verilmiştir. İmam aleyhisselam, Hz. Mehdi aleyhisselam dünyanın doğu ve batısını manen fethedip İslam'ı, İslam ahlakını dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır. Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki herkes olduğu yerde onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sözlerini duyacak ve İmam Aleyhisselam İslam'a hayat verecektir. Biharül Envar Cilt 52 sayfa 279 ve Cilt 53 sayfa 12 İkmalüddin Cilt 2 sayfa 367 Şüphesiz ki Kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında bir mümin doğuda olsa batıda olan kardeşi kendisini görür. Hakeza Batı'da olsa doğuda olan kardeşini görür. Biharül Envar, Cilt 52, Sayfa 391 Hadislerde ayrıca yine internet, televizyon, radyo gibi iletişim kanalları yoluyla her toplumun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sesini ve görüntülerini kendi konuştukları lisanda tercüme edilmiş olarak dünyanın her yanından dinleyebileceklerine de işaret edilmiştir. İlk düt de der ki Bu ses bütün yeryüzüne yayılacaktır. Her kavim kendi dilinden duyacaktır. Kitabül Burhan, Fi Alametil Mehdi Ahir Zaman, sayfa 51. Muhammed bin Resul El Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, sayfa 201. Semadan arzeline şamil olan bir ses ki herkes bunu kendi lisanında işitir. Kitabül Burhan, sayfa 37. Semadan bir ses onu ismiyle çağıracak ve doğuda, batıda, hatta uykuda olan bile bu sesi duyacak ve uyanacaktır. Ahmet İbni Haceri Mekki, Heytemi, Beklenen Mehdi'nin Alametleri, El Kavlül Muhtasar, Fi Alametil Mehdi'l Muntazar, Sayfa 56 Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanında görüntülü telefon ve bilgisayar sistemleriyle bağlantı kurulacaktır. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Kaim, Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanında bir mümin doğuda olsa batıda olan kardeşi kendisini görür. Hakeza batıda olsa doğuda olan kardeşi kendisini görür. Biharül Envar Cilt 52 sayfa 391 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhur vakti olan Hicri 1400'lerdeki gelişen yüksek teknolojiye dikkat çekmiştir. Öyle ki 21. yüzyılda üretimi yapılan görüntülü cep telefonları ve bilgisayarlardaki kamera sistemleriyle Dünyanın her yerindeki insanlarla istediğimiz an görüntülü bağlantı kurma ve konuşma imkanı doğmuştur. Bu gelişmeyle birlikte Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur vaktini işaret eden bir alamet daha gerçekleşmiştir. Günümüzde internet üzerinden uydu görüntüleriyle tüm dünya şehirleri detaylı olarak görüntülenebilmektedir. İşler ehline Hz. Mehdi Aleyhisselam'a emanet edildiğinde Yüce Allah onun için dünyanın en alçak bölümünü yükseltecek en yüksek yerleri de alçaltacak. Öyle ki tüm dünyayı avucunun içini gördüğü gibi görecek. İçinizden hanginizin avucunun içinde bir saç teli olsa onu göremez. Biharül Envar 5. Cilt sayfa 328 Hz. Mehdi Aleyhisselam için kainat avucunun içi kadar açık olacak. Biharül Envar Cilt 52 sayfa 328 Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde uydu görüntüleme, televizyon ve internet sistemleri Hz. Mehdi Aleyhisselam'a hizmet edecektir. Günümüzde internet üzerinden uydu görüntüleriyle tüm dünya şehirleri detaylı olarak görüntülenebilmektedir. Hadiste Hz. Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin ahir zamandaki internet teknolojisinden faydalanacakları anlaşılmaktadır. İmam cafer Sadık Aleyhisselam'ın oğlu Muhammed'in nakline göre İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hz. Mehdi aleyhisselam kıyam ettiğinde her memlekete bir sefir gönderecek ve her bir sefire şöyle buyuracak. Senin ahdin elindedir. Anlamadığın bir durumla karşılaşır ve hüküm vermekte zorlanırsan eline bak ve elinde yazanı uygula. Şeyh Muhammed bin İbrahimi Numani, gaybet Numani, sayfa 381. Hz. Mehdi aleyhisselam döneminde yönetici konumunda olan kişiler haberleşmeyi ve bilmedikleri konuları araştırıp öğrenmeyi ellerindeki avuç içi bilgisayarlar ve bilgisayarlı cep telefonlarıyla internet üzerinden gerçekleştireceklerdir. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde gelişen teknoloji ve internetin yaygınlaşması ile bilgi kolay ulaşılır hale gelecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam çağında bilgi öyle yaygın olacaktır ki evindeki bir kadın bile Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine göre hükmedecektir. Biharul Envar, Cilt 52, Sayfa 352 Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde gelişen teknoloji ve internetin yaygınlaşması ile bilgi çok kolay ulaşılır hale gelecektir. Ev hanımları da evlerinde her türlü bilgiyi elde edebilme imkanı bulacak ve bu vesileyle Kur'an ahlakını ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini çok titiz bir şekilde uygulayabileceklerdir. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde yönetici konumunda olan kişiler haberleşmeyi ve bilmedikleri konuları araştırıp öğrenmeyi ellerindeki avuç içi bilgisayarlar ve bilgisayarlı telefonlarla gerçekleştireceklerdir. İmam cafer Sadık Aleyhisselam'ın oğlu Muhammed'in nakline göre İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam ettiğinde her memlekete bir sefir gönderecek. Ve her bir sefire şöyle buyuracak. Senin ahdin elindedir. Anlamadığın bir durumla karşılaşır ve hüküm vermekte zorlanırsan eline bak ve elinde yazanı uygula. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, gaybet Numani, sayfa 381. Hadiste, Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde yönetici konumunda olan kişilerin haberleşmek, bilgi almak ya da bilmedikleri konuları araştırıp öğrenmek amacıyla avuç içi bilgisayarlardan ve bilgisayarlı telefonlardan yararlanacaklarına dikkat çekilmiştir. Bu kutlu dönemde teknolojinin en üst düzeye ulaşacağı İnsanların kendilerine gelen haberleri ve bilmeyip de öğrenmek istedikleri konuları ellerindeki avuç içi bilgisayarların ya da bilgisayarlı telefonların tuşlarına basarak bu teknolojik aletlerin ekranlarından görüp anlayacakları hadisten anlaşılmaktadır. Hadislerde belirtilen gökten bir elin uzanıp şu Hz. Mehdi Aleyhisselam'dır, ona uyun demesi TV ve internette görünecek olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın eline işaret etmektedir keza zuhriden tahric etti buyurdu. Semadan şöyle bir ses işitidir. Allah'ın evliyası falanın asabıdır. Yani Mehdi aleyhisselamı kastediyor. Esma binti Ümeys dedi ki, o günün alameti semadan uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir eldir. Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler. Ahir zaman Mehdi'sinin alametleri. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki. Sayfa 69. İşte o zaman semadan kendini belli eden bir el görünür. Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler, Ahir Zaman Mehdisi'nin alametleri, Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, sayfa 51. Semadan zuhur eden bir el ve emiriniz Mehdi'dir şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir. O günün alameti semadan bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir. Ahmet İbni Hacer Mekki, Heytemi, Beklenen Mehdi'nin Alametleri, El Kavlül Muhtasar, Sayfa 53 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hz. Musa bir de elini sıyırdı. O da anında bakanlara bembeyaz görünüverdi. Arap Suresi 198 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hz. Mehdi aleyhisselamın ortaya çıkışından önce insanlara Hz. Mehdi aleyhisselamı tanıtacak alametlerden birinin de yüzünden uzanacak olan bir elin olacağını haber vermiştir. Yine hadislere göre insanlar bu eli görecek, ona bakacaklardır. Hadislerde gökyüzünden uzanan bu eliyle birlikte insanlara Allah'ın evliyası falanın ashabı olan Hz. Mehdi aleyhisselam budur diye seslenilecektir. İşte insanlara seslenen bu ses Hz. Mehdi aleyhisselamın sesi olacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam, Hz. Mehdi aleyhisselam olduğunu iddia etmeyecek ama Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı en iyi bilen kişi olarak televizyon ve internet yoluyla insanlara Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı anlatacaktır. Yine hadislerdeki bu işaretlere göre Hz. Mehdi Aleyhisselam televizyon ve internet yoluyla insanların gözleri önünde olacak, insanlar bu yolla sürekli olarak Hz. Mehdi'nin elini göreceklerdir yine işaretlerden Kur'an'da haber verilen Hz. Musa'nın eli gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın da çok güzel ve dikkat çekici bir ele sahip olacağı ve elinin sürekli olarak ön planda olup insanlar tarafından görüleceği anlaşılmaktadır. Bir başka hadiste de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın konuşurken elini de kullanacağı, konuşurken konuşmalarına vurgu yapmak istediğinde elini hareket ettireceği ve insanların da onun bu hareketlerini görecekleri haber verilmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın dilinde ağırlık vardır. Yavaş ve ağır konuştuğu zaman sağ elini sol dizine vurur. İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, sayfa 174 İşte tüm bu hadislerle işaret edilen bu elin insanlar tarafından görünmesi, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı insanlara tanıtan bir başka önemli alamet olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam insanlara kendi evinden tebliğ yapacaktır. İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kaimimiz Hz. Mehdi aleyhisselam kıyam edince onlarla konuşmak istediğinde duyarlar ve kendi mekanında olduğu halde onu görürler. Yevmül Halas sayfa 269 Hz. Mehdi aleyhisselam ahir zamanda zuhur ettiğinde insanlara Allah'ın varlığını, birliğini anlatacak, Kur'an ahlakını ve peygamberimizin sünnetini yeniden canlandıracaktır. Peygamberimizin hadisinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tebliğini bizzat kendi evinden yapacağı bir yayın aracılığıyla tüm insanlara duyuracağı anlaşılmaktadır. Hz. Mehdi Aleyhisselam canlı internet, televizyon ve radyo ve telefon bağlantıları ile insanlarla konuşur. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde insanlar yattıkları yerden, oturdukları koltuktan hatta yüksekçe bir yerde olsalar bile Hz. Mehdi'nin sesini işitebilecekleri bir teknolojiye sahip olacaklardır. Bilindiği gibi günümüzde televizyon, telefon, radyo ve bilgisayar sistemleri hem sesli hem görüntülü canlı yayınları dünyanın dört bir yanındaki kişilere anında ulaştırabilmektedir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Onlar yeryüzünün doğu veya batısında mihrap veya yataklarında olduğu halde İmam Hz. Mehdi aleyhisselamın sesini işitirler. Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gider ve hepsi ona doğru hareket ederler. Çok geçmeden göz açıp kapatıncaya kadar hepsi huzuruna varırlar. Biharül Envar, Cilt 53, Sayfa 7 Tüm dünya Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı televizyon ve internetten izleyecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde Allah iman edenlerin üzerinde öyle görme ve işitme güçleri tecelli ettirir ki arada bir postacı olmadan Hz. Mehdi Aleyhisselam bulunduğu yerden tüm dünyaya seslenir. Onlar da onu duyar hatta görürler. Muntakab El Eshar sayfa 483 Hadiste Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıktığı dönemde iletişimin kolaylaşmasıyla anında görüntüyle sesin iletildiği televizyonlara ve internete dikkat çekilmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın dünya çapında tebliğ yapacağı, konuşmalarının ve görüntülerinin herkese kolayca ulaşabileceği anlatılmaktadır. Hz. Mehdi Aleyhisselam devrinde araba Hz. Mehdi Aleyhisselam mutedil ahlaklı, iyi yaratılışlıdır. Onun atı karanlıklarda on dörtlük ay gibi parlar. O en hayırlı topluluğun önünde gider. Onlar Allah'ın dinine sarılmış. Onunla Allah'a yaklaşmaya çalışırlar. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, gaybet Numani, sayfa 171. Hadiste Hz. Mehdi Aleyhisselam devrinde teknik araçlardan birinin de araba olacağına ve bu arabaların farlarına, iç ışıklandırmalarına dikkat çekilmiştir. Hadiste verilen bilgiden Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın arabasının farlarının da parlayacağı anlaşılır. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde süratli ulaşım araçları olacaktır. Aban bin Talip der ki, İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Ben kaimi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı görür gibiyim. İki gözünün arası parlayan siyah beyaz bir ata binecek. Zamanın imamını tanıyalım. İmam Mehdi, Ali İrfan, sayfa 94. Bu hadiste Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde günümüzdeki hızlı ulaşım araçlarına dikkat çekilmiştir. Bu araçların çok süratli bir yerden başka bir yere çok hızlı ulaşım sağlayan araçlar olduğuna peygamberimiz dikkat çekmiştir. Deccaliyet hadislerindeki ahir zaman teknolojisine işaretler. İbnil Münadi Ali'den rivayet edilmiştir. Bulutları sağ eliyle tutacak, güneşi battığı yere kadar kavrayacak, denizde yürüyecek fakat su topuğuna kadar gelecek. Önünde duman, arkasında yeşil dağ bulunacak. Öyle bir nara atacak ki Yer ile gök arasındakilerin hepsi duyacak. Kıyamet alametleri 10. baskı, sayfa 219. Bulutları sağ eliyle tutacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bu hadiste Deccal'in bulutları sağ eliyle tutmasına işaret edilmiştir. Günümüzde gökyüzünün üst tabakalarına kadar yükselebilen uçaklar bu hadise işaret ediyor olabilir. Uçaklar bulutların seviyesine çıkmakta ve gökyüzündeki bulutlar insan için ulaşılabilir olmaktadır. Bu teknoloji hadiste belirtilen bulutları sağ eliyle tutacak sözleriyle mutabık görünmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Güneşi battığı yere kadar kavrayacak. Aynı hadiste belirtilen güneşi battığı yere kadar kavrayacak izahı da günümüz teknolojisiyle mutabık anlamlar taşır. Günümüzde teleskop ve uydu gibi teknolojik cihazlarla dünyanın her yanındaki gün batımı izlenebilmekte, tüm detayları ile incelenebilmektedir. Uydu sistemleri tüm ülkeleri görüntüleyebilmekte ve bu görüntüler internet üzerinden yine tüm dünya tarafından izlenebilmektedir. Hadiste geçen Deccal'in güneşi battığı yere kadar kavrayacağı ifadesi söz konusu uydu sistemlerinin kullanımına işaret ediyor olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Denizde yürüyecek fakat su topuğuna kadar gelecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in denizde yürüyeceği fakat suyun topuğuna kadar geleceğini de belirtmiştir. Bu tanım günümüzde yapılan sörf, su kayağı, uçurtma sörfü, çıplak ayaklı su kayağı gibi çeşitli spor dalları ile mutabık anlam taşır. Söz konusu sporları yapan kişi denizin yüzeyinde hareket etmekte, su ile yalnızca ayakları muhatap olmaktadır. Suyun yalnızca ayakların topuğuna ulaşacağı şekilde deniz üzerinde yürünmesi tanımlaması bahsi geçen su sporları ile mutabık görünmektedir. Doğrusunu Allah bilir önünde duman, arkasında yeşil dağ bulunacak. Hadiste belirtilen önünde duman, arkasında yeşil dağ bulunacak izahı da günümüzde havada uçakların oluşturduğu manzara ile uyum içindedir. Uçak gökyüzünde uçarken, önünde bulutlardan oluşan bir duman bulutu varken ardında yeşilliklerle dolu bir dağ manzarası bırakır. Öyle bir nara atacak ki yer ile gök arasındakilerin hepsi duyacak. Hadiste Deccal için Öyle bir nara atacak ki yer ile gök arasındakilerin hepsi duyacak ifadesi de kullanılmıştır. Günümüzde radyo, televizyon ve internet gibi teknolojik gelişmeler, çeşitli uydu sistemleri ve radyo dalgaları vesilesiyle dünyanın dört bir yanında yayın yapabilmekte, tek bir yayını dünyanın her ülkesinden herkes aynı anda duyabilmektedir. Bu teknolojik sistem tek bir yayının veya tek bir sesin, Hadiste belirtilen şekilde gökte ve yerde herkesin duyması konusuyla mutabık görünmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Yere emredip ekim bitirecek. Hadiste ayrıca Deccal'in yere emredip ekim bitireceği belirtilmektedir. Günümüzde birbirinden farklı tarım makineleri ve çeşitli boylarda traktörler vesilesiyle toprağa ekim kolaylıkla ekilebilmekte ve yine benzer makinelerin sulama ve gübreleme teknolojileri sayesinde kısa bir süre içinde hasat alınabilmektedir. Yerin söz konusu tarım makinaları ile kolaylıkla ekilebilir ve verim alınabilir konumda olması hadisin işaretiyle uyum göstermektedir. Doğrusunu Allah bilir. Deccal bir nehre gelecek, akmasını emredecek, akacak, sonra yukarıya dönüp akmasını emredecek, akacak, kurumasını emredecek, kuruyacak. Muhammed bin Resul el-Hüseyni el-Berzenci. Kıyamet alametleri sayfa 213 rivayette Deccal zamanında barajların kurulmasına işaret edilmektedir. Zira kapakları kapatıldığında barajlar hemen kurumakta, açıldığında tekrar akması sağlanmaktadır. Doğrusunu Allah bilir. Tren taşımacılığına işaret Deccal herkesi aldatmak için evvela iki dağı yanına alıp yürüyecek. Dağların birinde bol ağaç ve meyve mevcuttur. Diğerinde ise duman ve ateş vardır. Hakim ile İbni Asakir İbni Ömer, Kıyamet Alametleri Muhammed bin Resul el-Hüseyni el-Berzenci sayfa 213 Bu rivayette de ahir zamanda trenlerin ve tren vagonlarının konumu anlatılır. Tren vagonları ağaçtan yapılmakta ve meyve taşımacılığında kullanılmaktadır. Rivayette belirtildiği gibi şimendiferlerde de duman ve ateş vardır. Deccal'in iki dağı yanına alıp yürümesi bir yanda şimendiferi bir yanda da bol meyve yüklü bu vagonları kumanda edip kullanmasına işaret etmektedir. Mazotla veya kömürle çalışan trenlerin motor kısımlarında ateş, bacı kısımlarında duman oluşmaktadır. Rivayetteki iki dağ ifadesi şimendifer ve vagonlardan oluşan iki büyük kitleye işaret eder. Yanını alıp yürüme ifadesi ise treni yöneten kişinin de vagonlarla birlikte aynı anda gitmesine işaret etmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Narkoz kullanımına işaret. Deccalin yanında cennet ve cehennem bulunacak adamları da olacak. Bunların bir kısmı öldürüp sonra diriltecek. Medineli Allame Muhammed bin Resul El Hüseyin El Berzenci. Kıyamet alametleri, sayfa 213. Ahir zamanda narkoz kullanılarak insanların kalpleri çıkarılıp tekrar takılmaktadır. İnsanlar bu şekilde bir anlamda ölü hükmüne getirilip sonra da tekrar diriltilmektedirler. Aynı şekilde kalbi duran kişiler de elektroşok ile tekrar canlandırılabilmektedirler. Rivayette bu duruma işaret edilmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Toplu yemek sistemlerine işaret. Deccal'in etten dağı sudan nehri bulunacak. Nuaym Huzeyfe'den. Muhammed bin Resul el Hüseyin el Berzenci. Kıyamet alametleri sayfa 213. Beraberinde ekmek ve et dağları su nehirleri olacak. Muhammed bin Resul el Hüseyin el Berzenci. Kıyamet alametleri sayfa 214 beraberinde çorbadan bir dağ, soğumayan sıcak et akan bir nehir. İşte yemek, işte içecekleri diyecek. Muhammed bin Resul El Hüseyin El Berzenci sayfa 215 Rivayette 20. yüzyılda insanları zulüm altında yaşatan komünist rejimlerde halka yiyeceklerin kitlevi olarak sunulmasına dikkat çekilmiştir. Bilindiği gibi bu sistemlerde 10, 20 bin kişilik fabrikalarda kitleler halinde çalıştırılan insanların bulunduğu yerlere rivayette benzetildiği gibi nehir gibi yüklü miktarlarda içecekler ve dağ gibi yiyecekler getiriliyordu. Hızlı ulaşım teknolojisine işaret. Deccal bütün yeryüzünü 40 günde dolaşacaktır. Muhammed bin Resul El Hüseyin El Berzenci Kıyamet Alametleri sayfa 216 Rivayette ahir zamanda bir yerden bir yere ulaşmada elde edilecek olan sürate işaret edilmektedir. Televizyon ve radyo yayınlarına işaret. Deccalin şark ve garp ehlinin rahatlıkla duyabileceği tizde üç sayhası, narası vardır. Muhammed bin Resul el-Hüseyni el-Berzenci Kıyamet Alametleri sayfa 216 Rivayette ahir zamanda doğuda ve batıda tüm insanların rahatlıkla duyabilecekleri şekilde radyo ve televizyon yayınları yapılacağına işaret edilmiştir. Doğrusunu Allah bilir. Güneş enerjisinin kullanımına işaret. Deccal anında güneşin altında kızartabilecektir. Muhammed bin Resul El Hüseyin El Berzenci Kıyamet Alametleri sayfa 216. Ahir zamanda güneş enerjisinden yararlanılacağına işaret edilmektedir doğrusunu Allah bilir. Darwinistlerin rekonstrüksiyonları kullanması Deccal cahillere gelip istersen ölü babanı anneni dirilteyim diyecek. O da evet göster deyince yanındaki şeytan babasının şekline girecek ve oğlum ben senin babanım bu adama uyu diyecek. Muhammed bin Resul El Hüseyin El Berzenci Kıyamet Alametleri sayfa 217 Deccal insanlara ölü babanı dirilteyim diyecek. Onlar evet göster dediklerinde de maymun iskeletleri, rekonstrüksiyonla yapılmış sahte maymunsu insan resimleri ve sahte ara fosiller göstererek onlara ben senin babanım diyecektir. Onlar da bu şeytani kandırmacaya uyacaklardır. Deccali düşünce insanlara babalarını maymun gibi gösterecek. Onlar da Deccal'in bu oyununa aldanacaklardır. Ahir zamanda ateizmin yaygınlaşması Deccal, o, ben alemlerin Rabbiyim dediği zaman, Allah'a tenzih ederiz. Muhammed bin Resul, El Hüseyin El Berzenci, sayfa 218 Deccal, ben alemlerin Rabbiyim, Allah'a tenzih ederiz diyerek insanları aldatmış, maddeyi, dolayısıyla bütün atomları insanlara sözde ilah olarak göstermiştir. Allah'a tenzih ederiz. Ancak Deccal'in bu oyunu, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın insanları gerçeğe getirmesi, Darwinizmin sahteliğini ve her şeyi Allah'ın yarattığını tüm dünyayı göstermesiyle bozulacak şekilde yaratılmıştır. Ahir zamanda Darwinizmin yaygınlaşması Deccal, o da haydi dağılın, insanlara onların Rabbi olduğumu söyleyin. İşte cennet ve cehennemin bulunduğunu anlatın, diyecek. Allah'ı tenzih ederiz. Bunun üzerine onlar kişinin babası, annesi ve kardeşi kılığına girip dağılacaklar. Bir adamın evine gelip sen bizi tanıyabildin mi diyecekler. Evet şu babam şu da annem bu da kardeşim diye cevap verecek. Yalan söylüyorsunuz siz şeytanlarsınız o da yalancının tekidir. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sizden bahsettiği haberi varit olmuştur. Onun yalancı olduğunu, yanındaki yardımcılarının da şeytanlar olduğunu, İsa aleyhisselam gelip onu tepeleyeceğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermiştir.'' Bunun üzerine elleri boş dönecekler. Deccal'in yanına. Muhammed bin Resul El Hüseyin El Berzenci Sayfa 218 Kıyamet Alametleri Rivayete göre şeytanın emrinde olan kişiler kişinin kendisinin de atalarının da sözde maymun olduğu yalanını söyleyerek insanları aldatacaklardır. Ben de maymunum, sen de maymunsun, ablan da maymun diyeceklerdir. Ancak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın öncüsü olan iman edenler Deccal'in bu oyununu bozacak, ve her şeyi Allah'ın yoktan var ettiğini tüm insanlara anlatacaklardır. Rivayetteki yalan söylüyorsunuz, siz şeytanlarsınız, o da yalancının tekidir ifadesiyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Deccal'in bu tuzağını kesin bir şekilde bozacağı haber verilmiştir. Ahir zamanda materyalizmin yaygınlaşması. Deccal, o da haydi dağılın, insanları onların Rabbi olduğumu söyleyin. İşte cennet ve cehennemin bulunduğunu anlatın diyecek. O sizin Rabbinizdir. Aranızda hüküm vermek için gelmiş. Cenneti ve cehennemi de vardır. Allah'ı tenzih ederiz. Muhammed bin Resul, El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, sayfa 218. Deccal, cennet ve cehennemin bu dünyada olduğunu iddia ederek Allah'ı inkar edecek ve insanları da inkara çağıracaktır. Rivayet, Deccal'in etkisi altındaki materyalist bilim adamlarının bütün dünyaya yayılıp dinsizliğin dolayısıyla da decaliyet ve darvinizmin propagandasını yapmalarına ve insanları inkara çağırmalarına işaret etmektedir. Ekonomik krize işaret Deccal'in zuhurundan 3 yıl önce son derece buhranlı günler olacak. Açlık hüküm sürecektir. Birinci yılda Allah göğe yağmuru hapsetmesini emredecek. Kıyamet alametleri Muhammed bin Resul, El Hüseyin, El Berzenci. Sayfa 220 Rivayette haber verilen ahir zamanda yaşanacak olan bu durum gerçekleşmiştir. Dünya çapında insanlar ekonomik açıdan büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Dünyanın pek çok yerinde savaşlar, çatışmalar, terör ve şiddet eylemleri sürmekte, pek çok insan zorluk, sıkıntı ve açlık gibi zor şartlar içerisinde yaşamaktadır. Yine rivayette belirtilen kuraklık da dünya çapında etkisini göstermiştir. Tıp teknolojisine işaret Deccal bir adama musallat olup öldürecek, onu ikiye ayıracak. Sonra aralarından geçip işte gördünüz. Şimdi ben onu dirilteceğim diyecek. Medineli Allame Muhammed bin Resul el-Hüseyin el-Berzenci, sayfa 220. Rivayette ahir zamanda teknolojinin ve tıbbın gelişimine işaret edilmektedir. Deccal devrinde insan vücudunun iki parçaya ayrılıp daha sonra bu parçaların tekrar bir araya getirilmesinin mümkün olacağı anlatılmaktadır. Nitekim günümüzde ameliyat sırasında insanların kalp, karaciğer gibi iç organları vücutlarından çıkarılmakta, daha sonra tekrar yerleştirilerek insanlar yeniden canlandırılabilmektedirler. Yağmur bombası Müslümin Nüvas bin Seman'dan naklettiği bir hadiste şöyle varit olmuştur. Göğe emredip yağmur yağdıracak. Kıyamet alametleri baskı 10 sayfa 219 Hadiste ahir zamanda istenildiği zaman yağmur yağdırabilecek yöntemler geliştirileceği bildirilmiştir. Nitekim günümüzde bu yöntemler kullanılmaktadır. Yağmur bombası veya bulut tohumlama olarak bilinen bu yöntem şöyle uygulanmaktadır. Yağmur bombası çok soğuk bulutlara buz kristalleri saçarak yağmur ve kar şeklinde yağışın sağlanmasıdır. Çok soğuk bulutlar sıkça görülür. Bunlar 0 santigrat derecenin altında veya hatta eksi 40 santigrat derecenin altında bulunan çok küçük su damlacıklarından ibarettir. Böyle bir buluta buz kristallerinin atılması şartları değiştirir. Kristaller suya göre daha düşük buhar basıncına sahip olduğu için su damlacıklarının buharlaşmasına sebep olurlar. Daha sonra bu nem buz kristallerinin üzerinde yoğunlaşır. Böylece buz kristallerinin büyüklüğü aşağı düşerken sürekli artar. Bu şekildeki bulut tohumlaması yüksek seviyelerde buz kristallerinin oluşması ile tabi olarak meydana gelir. Buz kristallerinin buluta düşmesi veya atmosferdeki buzlaşmış tozların bulunması olayı tamamlar. Suni bulut tomlaması havadan veya yerden yapılabilir. Bir uçak kullanılarak bulutların içine katı karbondioksit yani kuru buz tanecikleri saçılır. Sıcaklıkları çok düşük olduğu için bu taneciklerde çok miktarda buz kristalleri vardır. Bu yöntemin günümüzde sık kullanıldığı yerlerden biri Kanada'dır. Konuyla ilgili National Geographic dergisinin internet sitesinde şu bilgiler verilmiştir. Kansas'ta kimi zaman toplanan bulutlar yağmur beklentisi yaratır ama bir türlü boşalmaz. Bunun yerine hasada zarar veren doluya çevirdiği zamanlar da olur. Batı Kansas Hava Durumu Modifikasyon Programı bulutları yola getirmek için uçaklar gönderir kanatlara takılı brülörlerin sağladığı gümüş iyodür dumanı yükselen havayı belirli fırtına bulutlarını sıfır derece altındaki iç bölüme doğru yöneltir. O yükseklikte gümüş iyodür parçacıkları bulut suyunun etrafında dolunabileceği birer çekirdek işlevini görür. Yeterli ağırlığa ulaşan buz taneleri düşmeye başlar ve iniş sırasında eriyerek yağmura dönüşür. Kurumsal olarak bakıldığında bu strateji sadece yağış miktarını arttırmakla kalmaz. Nemin bulutlar içinde yukarıya sürüklenerek dolu haline gelmesini dönler. Yağmur bombası son 60 yıl içinde geliştirilmiş bir teknolojidir. Günümüzde içlerinde ABD, İsrail, Kanada, Rusya, Tayland, Fas, Avustralya'nın da olduğu yaklaşık 24 ülke bu yöntemi daha fazla yağış sağlamak için kullanmaktadır. Süt üretimindeki artış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamana yönelik hadislerinde anlatılan olaylardan bir de süt üretimindeki artıştır. Yaşadığımız bu dönemde hayvancılık alanındaki kaydedilen gelişmeler hadislerde işaret edilen bu verim artışına sebep olmuştur. Doğrusunu Allah bilir. Bu hadisi İbnül Münadi Ali'den rivayet etmiştir. Müslimin Nüvas bin Sema'dan naklettiği bir hadiste şöyle varit olmuştur. Bir kısım insanlara gelip davet edecek onlar ona inanacaklar. Göğe emredip yağmur yağdıracak, yere emredip ekim bitirecek, hayvanlarını da bollatacak, memelerini de sütle dolduracak. Muhammed bin Resul, El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, 10. baskı, sayfa 219. Günümüzde kısa bir süre önce kullanılmaya başlanan hayvan popülasyonuna suni tohumlama uygulaması Embriyo transferi ve yüksek verimli hayvanlar ile hayvan kalitesinin arttırılması Hollanda ve Belçika başta olmak üzere tüm ülkelerde süt üretiminde büyük bir artışa sebep olmuştur. Örneğin Hollanda'da bir inekten alınan günlük süt miktarı 35 litreye çıkmıştır. Hatta günlük 53 litre süt veren ineklerin de olduğu bilinmektedir. Define Dedektörü Ahir zamanın özelliklerini anlatan bir hadis-i şerifte de Deccal'in bir binanın yanından geçerken bu binanın altında saklı olan defineyi haber verdiği anlatılmaktadır. Deccal yıkılmaya yüz tutmuş bir harabenin yanından geçerken haydi altında saklı olan defineni çıkar diye emir verecek anında define meydana çıkacak. Müslim nüvvastan nakledilmiştir. Muhammed bin Resul el Hüseyin el Berzenci Kıyamet Alametleri sayfa 219 Bilindiği gibi günümüzde yer altındaki metalleri tespit eden değerli ve değerli olmayan metalleri ve metal alışımlarını birbirinden ayıran dedektörler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu dedektörler sayesinde bir binanın, göçüğün ya da toprağın altında gömülü metal olup olmadığı hemen anlaşılmaktadır. Gömülü olan altın, gümüş, bakır Bronz gibi metallerin yerlerinin kolaylıkla tespit edilmesini sağlayan bu dedektörler mühendislikte, inşaatta, askeriyede sıkça kullanıldığı gibi bazı kimseler tarafından da define dedektörü olarak kullanılmaktadır. Okuduğumuz hadiste de define dedektörü gibi bir aletin kullanılmasına işaret ediliyor olabilir. Bu yolla yıkılmak üzere olan binanın altında hazine olup olmadığı tespit edilmiş ve bu hazine de yeryüzüne çıkarılmış olabilir. Doğrusunu Allah bilir trol avcılığı Onun Deccal'in akıllara hayret veren işlerinden biri de şudur Günde üç defa denize dalacak Ellerinin biri uzundur Uzun olan eliyle denizin dibine dayanacak diğer eliyle denizin dibine dayanacak diğer elleriyle derinlerdeki balıklardan istediğini tutup çıkaracak Ebu Nuaym Hüzeyfe radıyallahu antan nakil edilmiştir Kıyamet alametleri 10. baskı sayfa 216 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde ahir zamanda Deccal'in denizin dibine uzanarak derinlerdeki balıkların tutup çıkaracağına işaret edilmiştir. Günümüzde su ürünleri avcılığında kullanılan trol ağları hadisin işaretiyle tam olarak mutabık görünmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Trol ağlarıyla avcılık pek çok türün aynı anda avlanıldığı bir avcılık dalı olduğundan multi avcılık da denilmektedir. Bir sürütme ağı olan trol dip ve orta balıkçılığında da kullanılmaktadır. Çelik halatlarla denizin dibini tarayan bu ağlar önüne çıkan tüm balıkları içine almaktadır. Trol ağı külah biçiminde büyük bir torbaya benzer ve ağzı yaklaşık 30 metre genişliğindedir. Ağ atılırken ağzı açık tutmak için her iki yana tahta levhalar yerleştirilir. Kapı denen bu tahta levhalar da çelik kablolarla trol teknesine bağlanır. Deniz dibinin engebeli olmadığı yerlerde Dip balıklarını avlamak için genellikle dip trolü kullanılır. Trol teknesinden denize bırakılan trol ağı tekneyle sürüklenir ve ağ deniz dibini tarayarak yolunun üzerindeki balıkları toplar. Ağı sürükleme işi 1,5 ila 3 saat kadar sürer. Sonra ağ bir vinç yardımıyla çekilir ve içindeki balıklar tekneye boşaltılır. Balıklar temizlenip yıkandıktan sonra teknenin ambarında buzların arasına gömülerek saklanır. Bazı büyük ve gelişmiş trol teknelerinde balıklar temizlendikten sonra soğutma aygıtlarında dondurulur. Bu tür tekneler denizde daha uzun süre kalıp avlanmaya devam edebilir. Güneş Ocaklarının Keşfi. Havada uçan kuşu tutacak anında güneşin altında kızartabilecektir. Kıyamet alametleri 8. baskı sayfa 216 Peygamberimizden rivayet edilen bu hadiste de Deccal'in dönemi yani ahir zaman ile ilgili avlanan canlının bulunduğu yerde hemen pişirilip yenilebilmesine dikkat çekilmektedir. Tariflerdeki bir diğer yönde bu eylemin güneşli bir ortamda gerçekleşmesidir. Hadislerdeki bu açıklamalar günümüz teknolojisiyle kullanılan güneş ocaklarına dikkat çekiyor olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Günümüzde LPG, doğalgaz, elektrik odun ve kömürün yerine alternatif olarak üretilen güneş ocakları sayesinde güneşin altında et gibi yiyeceklerin dahi hemen pişirilip yenmesi mümkün olmaktadır. Ahir zamanla ilgili bu tarifler içinde bulunduğumuz döneme bakan yönleri itibariyle son derece manidardır. Duman bulutları Deccal ben alemlerin Rabbim. İşte bu güneş benim izlimle seyreder. İsterseniz onu hapsedeyim diyecek. Pekala hapset bakalım diye mukabele edecekler bunun üzerine güneşi hapsedecek. Bir günü bir ay gibi, bir haftayı da bir sene gibi yapacak. Nuaym bin Hammad ve Hakim İbni Mesud'dan rivayet edilmiştir. Muhammed bin Resul El Hüseyin El Berzenci Kıyamet Alametleri Sayfa 219-220 Peygamberimizin hadislerinden birinde Deccal'in güneşi hapsedeceğine işaret edilmiştir. Günümüzde çeşitli teknik yöntemlerle duman bulutları oluşturulabilmekte ve bu bulutlar vesilesiyle güneş ışığı engellenebilmektedir. Duman bulutlarının oluşmasını sağlayan sis bombaları 1. ve 2. Dünya Savaşlarında kullanılmış, tüm gökyüzünü kaplamış, görüşü tamamen kapatmış ve gökyüzündeki uçakların ve paraşütlü askerlerin tespit edilmesini engellemiştir. Bu suni oluşum hadiste işaret edilen güneşin hapsedilmesi, yani güneş ışığının engellenmesi için kullanılacak bir yöntemdir ve hadisle mutabık görülmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Arap topraklarında nehirlerin akması Arap topraklarında nehirler ve dereler akmadıkça kıyamet kopmaz. Ölüm, kıyamet ve diriliş. İmam Şarani. Sayfa 471. Bu hadiste bugün Arabistan Yarımadası'nda özellikle İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde suyun bolca kullanılarak çölde tarım yapılmasına işaret etmektedir. Kur'an'da ve hadislerde haber verilen Dabbetül Arz, bilgisayar ve internet teknolojisine işaret etmektedir. Doğrusunu Allah bilir. İbni Abbas radıyallahu antan, Yüzü insan yüzüne benzer. Gagası kıllı. Kıyamet alametleri Medine'li Allame Muhammed bin Resul el Hüseyin el Berzenci Sayfa 276 Yüzü insan yüzüne benzer yüzü insan yüzüne benzer ifadesiyle dabbenin insana benzer özelliklere sahip olacağına işaret edilmektedir. Günümüzde bilgisayarlar da tıpkı insan gibi kameralar vesilesiyle görmekte, algılayıcı sistemleriyle işitmekte ve doğrudan konuşmaktadır. Gagası kıllıdır. Bu hadiste bildirilen gagası kıllıdır ifadesi bilgisayarların şarj edilmesi için kullanılan ve ince tellerden oluşan elektrik kablosuna işaret ediyor olabilir hayvanların gagası plastik gibidir. Adeta bir mikaya andırır. İnce kabloları olan plastik şarj, hadiste belirtilen benzetmeye işaret ediyor olabilir. Huzeyfe radıyallahu an’tan. Hiç kimse ona yetişemeyecek, kaçan da kurtulamayacak. Muhammed bin Resul el Hüseyin el Berzenci Sayfa 276 Günümüzde bilgi iletiminde bilgisayarların hızına erişebilmek mümkün olmamaktadır. Ve Dabbe'nin çıktığı dönemde Kur'an'ı ve Müslümanların tebliğini dinlemek istemeyenler bile bilgisayarlar evlerine kadar girdiğinden Allah'ın yüce kudretini ve Kur'an ahlakını mutlaka öğrenmek zorunda kalacaklar, kaçamayacaklardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Dabbetül Arz'da her türlü renk mevcuttur. Muhammed bin Resul El Hüseyin El Berzenci 276 Şu anda günümüzde bilgisayarlarda 16.8 milyon renk mevcuttur. Ebu Zubeyr radıyallahu anh'tan nakledilmiştir. Gözü hınzır gözü gibi, kulağı fil kulağı gibi. Muhammed bin Resul, El Hüseyin El berzenci sayfa 276. Günümüz bilgisayarlarında artık küçük göz şeklinde kameralar vardır. Bu kameralar vesilesiyle bilgisayarlar her türlü görüntüyü algılayabilmektedir. Günümüzde laptop bilgisayarların görünümü fil kulağını andırır şekildedir. Aynı şekilde bilgisayarların ses kayıt özelliği sayesinde mekandaki tüm sesler rahatlıkla bilgisayar tarafından algılanmakta hatta kaydedilmektedir. Beraberinde Hz. Musa Aleyhisselam'ın asası olacak. Yüksek sesle şöyle bağıracak. İnsanlar artık ayetlerimize yürekten iman etmez oldular. Sonra mümin ile kafiri damgalayacak. İman edenlerle inkar edenlerin tanınmasına vesile olacaktır. Muhammed bin Resul el-Hüseyin el-Berzenci Sayfa 277 Hz. Musa Aleyhisselam'ın asası olacak. Yüce Allah, Hz. Musa Aleyhisselam'ın asasını bir anda canlı yılana dönüştürerek dönemin Darwinist ve materyalistlerine karşı yoktan yaratılışın en büyük delillerinden birini göstermiştir. Ahir zamanda da bilgisayarlar ve internet yoluyla tüm Darwinist ve materyalistlere yaratılışın delillerini gösterecektir. Sonra mümin ile kafiri damgalayacak. Ahir zamanda müminlerin de kafirlerin de bilgisayar ve internet yoluyla peygamberimizin mührüyle karşılaşacağı anlaşılmaktadır. Hadiste internete giren herkesin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mührünü göreceğine, bu mührün müminlerin şevkini arttırıp yüzlerini aydınlatacağına, inkar edenlerin ise enaniyetlerini kıracağına işaret edilmektedir. Mümine rastlayacak müminin yüzünü damgaladığında yüzü pırıl pırıl olacak kafiri damgalayınca simsiyah kesilecek. Muhammed bin Resul El Hüseyin El Berzenci Sayfa 277 Kıyamet Alametleri İnternete girdiklerinde Allah'ın varlığının delilleriyle, Kur'an ayetleriyle ve İslam ahlakını anlatan eserlerle karşılaşan ve Peygamberimizin mührünü karşılarında gören müminlerin hidayetleri artacak, imanları daha da kuvvetlenecektir. Peygamberimizin mührüyle karşılaşan inkarcıların ise öfkelerinin şiddetinden yüzleri kapkara olacaktır. Yeryüzünde bir yıldız gibi seyredecek, peşine düşen onu yakalayamayacak. Ondan kaçarsa kurtulamayacak. Kıyamet alametleri El Hüseyin El Berzenci sayfa 277. Bilgisayarlar internet yoluyla tüm bilgileri dünyanın her yanına saniyeler içinde ulaştırabilmektedir. Bilgisayarlar hemen hemen her evde olduğu için insanlar hak ve doğrudan kaçamayacaklardır. Çıkacak, üç defa yerle gök arasında olan herkesin duyabileceği bir sesle haykıracak. Doğuya yönelip haykıracak. Bütün doğulular sesini duyacak. Şam'a yönelip haykıracak. Bütün Yemenliler sesini duyacak. Kıyamet alametleri Muhammed bin Resul el Hüseyin el Berzenci Sayfa 277 Dabbetül Arz yerin altına da hakim, yerin üstüne de hakim gökyüzüne de hakimdir ulaşmadığı girmediği hiçbir şehir hiçbir ev kalmayacaktır şu anda bilgisayarlar evlerin tümüne girmiştir ve uydu teknolojileri ve internet vesilesiyle yer altında çalışan insanlardan gökdelenlerin tepesinde yaşayan ya da gökyüzünde uçakla seyahat eden insanlara kadar bütün insanlara her ses ve her görüntü ulaşabilmektedir gerçekten namaz kılan kişinin yanına gelecek bu senin namazın olmadı çünkü sen yalancısın ve mürainin iki yüzlü riyakar kimsenin ta kendisisin diyerek iki gözünün arasına yalancı damgası vuracak. Kıyamet alametleri Muhammed bin Resul el-Hüseyin el-Berzenci sayfa 278 Kur'an'ı kendince şahit tutarak dilini eğip büken, Kur'an'a muhalif olduğu halde dindar görünümü altında hareket eden iki yüzlü kişilere bilgisayar ve internet yoluyla cevap verilmekte ve onların yalancı oldukları açıkça ifşa edilmektedir. Şeytanı öldüreceği, fikren yok edeceği hususundaki beyanat hatırlatılacağı veçhiyle yukarıda geçmiştir. Kıyamet alametleri Muhammed bin Resul El Hüseyin El Berzenci sayfa 278 Şeytanın sistemi olan Darwinizm, materyalizm, ateizm, internet yoluyla dünyaya ulaşan ve Allah'ın birliğini ve yüceliğini anlatan yayınlar vesilesiyle tamamen yerle bir olacak şeytanın dini bu vesileyle ortadan kalkacaktır. Bir adım atışta üç günlük mesafeyi birden kat edecek. Muhammed bin Resul el Hüseyin el Berzenci sayfa 278 kıyamet alametleri. Günümüzde bilgisayar ve internet vesilesiyle tek bir saniye içinde dünyanın diğer ucuna bilgiler iletilebilmekte, tüm insanlara ulaşabilmektedir.